olundan herkese merhaba. Ben peyzaj mimarı Sinem Gülışık. Bu videomda sizlere biyolojik göletler ve havuzlar hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Biyolojik göletler hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun, bitkiler, ortamdaki bakteriler ve özel filtreler yoluyla temizlenmesiyle oluşan ekolojik oluşumlardır. Peki bu biyolojik göletlerin faydaları, avantajları nelerdir bakacak olursak su bitkileri ve yararlı mikroorganizmalar sayesinde suyun arıtılması hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılır. Klasik sistemlerde kullanılan klorun insan sağlığına zararlı etkileri ve kokusunun dezavantajı giderilerek tamamen doğal ekosistemler oluşturulur. Her mevsim estetik manzara sunan göletin yüzme amacı ile kullanılması halinde sudan çıkışta klor kokusu olmaz. Suyun arıtılması biyolojik arıtma sistemi ile yapıldığından işletme maliyetleri klor kimyasal madde kullanılan sistemlere göre çok daha ekonomiktir havuz sularının klor veya kimyasal madde içermemesi nedeniyle çevre düzenlemesinde doğal malzemelerin kullanımı mümkün hale gelir. Böylece doğal taşlar, ahşap malzemeler ile bitkiler biyolojik havuz sistemlerinde kullanılabilir. Biyolojik gölet inşasında beton kullanımına gerek yoktur. Arazi şekline göre kaskat ve kenarlarda beton duvara yer verilebilir. Gölet sistemi şelaleler, fıskiyeler gibi uygulamalarla desteklenerek sadece göze değil Kulaklara da hitap edilebilir. Kişiye özel, farklı tasarımlara sahip, tamamen doğal ve özgün havuz veya gölet tasarımları geliştirilerek uygulanabilir. Biyolojik gölet sistemleri istenilen büyüklükte inşa edilebilir. Çevreye zararsız olması sayesinde oteller, konut siteleri veya yerel yönetimlerin tanıtım çalışmalarında avantaj sağlar. Doğaya zarar verebilecek kimyasal maddeler kullanılmaması sayesinde çevrenin korunmasına katkı sağlanır. Şimdi detaylar üzerinden inceleyecek olursak. Yüzme fonksiyonu olmayan biyolojik göletlerde tabanda sıkıştırılmış toprak, sonrasında bitkisel toprak ve sonrasında su içi bitkileri ve yüzeyde su yüzeyi bitkileri, içerisinde balıklar bulundurulabilir. Kenarlarda da suyu temizleyecek özellikle su kıyısı bitkileri kullanılır. Yüzme fonksiyonlu biyolojik göletlerin detayına bakacak olduğumuzda ise kenarlarda suyu temizleyecek, filtreleyecek, kıyı bitkileriyle oluşturulan rejenerasyon alanları ortada yüzme alanı yüzme alanının zeminine baktığımızda sıkıştırılmış toprak sonrasında bitkisel toprak tabakası sonrasında dere çakılı kullanılan bir tabaka ve su içi bitkileri bulunur. Yüzme alanı kenarlarda gabion duvarlarla sınırlandırılır. Gabion duvarlardan süzülen su rejenerasyon alanına yani kıyı bitkilerine ulaşarak kıyı bitkilerinde temizlenir ve tekrar gabion duvardan geçerek yüzme alanına arıtılmış ve temiz bir su sağlanır. Kaskatlı şeklinde olan bir Gölet detayına bakacak olduğumuzda ise göletin içerisinden sol taraftan alınan süzgeçten geçen su ana hat borusundan ilerleyip filtrelenerek tekrar buradan pompa yardımıyla kaskata ulaştırılıp filtrelenmiş su tekrar gölete kaskatlardan akarak şelale görünümü verir. Evet, bu konuda anlatacaklarım bu kadardı. Video mu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bizleri takipte kalmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki peyzaj sunumunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.